kemoterapi hemşiresi görevleri nedir? Onkoloji veya bir kemoterapi hemşiresi dediğimizde önce yani çok zor bir görev olduğunu ama bir o kadar da kutsal bir görev olduğunu söylemek istiyorum. Yani hastanın daha teşhisi konduğundan itibaren ilk başta hastanın ve hasta yakınının o teşhisi kabullenilmesinde psikolojik desteği, sonrasında doktorla birlikte tedavinin planlamasında rol alan, sonrasında işte daha sonra konuşmalarımızda da ara ara bunları söyleyeceğim zaten. Randevu verilmesinden tutun da tedavi uygulamasına, psikolojik desteğe, hastalara yan etkilerini öğretmede ve onlar da en önemlisi nasıl baş edeceğini öğretmede çok büyük önemli rol oynayan bir görev. Onkoloji hemşiresinin görevi. Çünkü diğer hastalıklar gibi değil bu hastalık. Bir kez mesela cerrahi servisinde hasta gelir, ameliyatını olur, taburcu olur gider. Ama bizde öyle değil. Hasta defalarca gelir, çok sık aralıklarla gelir ve uzun bir süreç alır. O dönemde ister istemez aranızda bir duygusal bağ oluşur. O yüzden gerçekten çok zorlu bir görev ve çok sürekli gelişmeleri takip etmesi gereken bir görev, hemşirenin görevi, onkoloji hemşiresinin. Hem uygulamalar konusunda hem malzemeler konusunda ki hastaya en iyi hizmet verebilmek için. En doğru tedavileri yapabilmek için. Tedavimizin planlanmasından sonraki tüm süreçte aslında biz onkoloji hemşireleriyle beraberiz. Evet. Bu çok önemli bir süreç. Artık sizlerle bir aile gibi oluyoruz.